Yok anestezi alalım. Neden olur hocam böyle? Büyük ihtimalle parazit var durumdan. Bir bak, evet. Hadi. Tamam. Bir 2021 yılı da toplam kabul edilen hasta sayımız 20.500 adettir. Bir önceki yıla göre bu hayvan sayısında 2 kat civarında bir artışın olduğunu söyleyebiliriz ki nitekim 2019 yılı verilerimiz de 13.491 adet hayvan gözükmektedir. Yani kısaca her geçen yıl ki 2021 yılda bunlara dahil olmak üzere hayvan sayımızda ciddi oranda bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hayvan türleri olarak hemen hemen her türden hayvanı hastanemizde kabul etmişiz. Bunların içerisinde ekseriyetle çoğunlukta olanları kedi ve köpekler, büyükbaş hayvanlar ve egzotik hayvanlardan oluşan böyle bir portföyümüz var. Ortalama sayı olarak önceki yıllara göre mesela büyükbaş hayvan sayımızda yani bu ahır hayvanlarında ciddi oranda bir azalma var maalesef. Ortalama bir yıllık hayvan sayımız, muayene edilen hayvan sayısı 1000 civarındayken mesela kedi sayısında ise 11.633 adet bir sayı gözükmektedir. Bu da ciddi oranda bir artış demektir. Yine köpek sayısında, muayene edilen köpek sayısında ise 6.593 adet bir kayıt göze çarpmaktadır. Kısaca bahsettiğim gibi özellikle pet sektöründe Kayseri civarında diğer kliniklerden aldığımız bilgiler dahilinde bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir ihtimalle tabii yaşadığımız pandemi süreci bunu ciddi oranda etkilemiş durumda. Yani insanlar daha çok eve kapandıkları için pet hayvanlarıyla alakalı bir sahiplenme daha çok dikkati çekmekte. Bunun yanı sıra insanlar arasındaki ilişkilerin ben zayıfladığını düşünüyorum. Tabii haliyle insanlar da daha çok bu hayvanlara doğru bir yönelmeye geçtiğini düşünüyorum. Çevremizde de, bölgemizde birçok yaban hayvanı bulunmakta. Bunların çoğu tabii yırtıcı nitelikli olan hayvanlar. İklim şartlarının sertleşmesiyle birlikte bunların yiyecek bulma problemi başlamakta ve haliyle şehir merkezine doğru bunların geldiğini görmekteyiz. Temel amaç tabii yiyecek bulma endişesi bunlarla ilgili. Vatandaşlarımız da bunları tabii gördüklerinde bunlara yönelik koruma işgüdüsüyle bazen bunları öldürebilmektedirler, yaralamaktadırlar. Bu da tabii hoş olan bir davranış değil çünkü bu yırtıcı hayvanların bir kısmının nesli tükenmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hem bu konuda özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Tabii bizim millet olarak önceden yaptığımız gibi bunların yaşam alanlarına yiyecek bırakmamız önemli. Medeniyetin gereği de budur. Yaşam alanlarına onların doyacağı şekilde yiyeceği bırakmamızı özellikle ben önemsiyorum.